Sayın izleyiciler, toprak kalan yollar üzerinde yine röportaj yapacağız. Burası Erzurum İspil ilçesine bağlı Yukarı Fındıklı Mahallesi. Yanımızda da muhtarımız Ahmet Dabak var. Öncelikle kaç dönem muhtarsınız efendim, onu soralım. İki dönem muhtarlık yaptım. 94'ten 2004'e kadar. Ondan sonra birinci heyete bıraktım, 3,5 sene ayrıldım. Evet. Yani sigortamdan dolayı. Evet. Emekli olunca burada mahallede illa gel gene biraz daha yap, senden çok memnunuz diye söylediler. Evet. Ben tekrar döndüm, vazifemi aldım. Şu an için gene iki dönemdir yapıyorum. Halk seçti yani, muhtar evet. olarak seçti. Evet. Yani toplamda dördüncü dönem muhtar sayın izleyiciler. Muhtarlığımıza. Uğur Bey, yolu gösterelim. Evet. Kaç kilometre efendim İspire? Buradan çıkış İspire'nin içine 17 kilometre. 17 kilometre yol toprak sayın izleyiciler. Bir de oradan 15 kilometre var, bir yol var. Artvin yolundan ayrılıyor. Grup yolu. Grup yolu. Yani buraya muhtarımızı yolu çekmek için aradığımızda aradık, ancak pişman olduk. Yol o kadar bozuk ki yani. Gerçekten araçların tehlike atlatacağı çok yer var. Onu belirteyim. Var. Doğru mu efendim? Doğru doğru. Yani burada kaç hane yaşıyor efendim? Nüfus ne kadar? Burada yazın 35 hane falan oluyor. 35 40'ı evet. 40'ı buluyor. Evet. Ha, kışın da 10 tane bu mahallede kalıyor, öbür mahallede de 6 tane kalıyor Arılı mahallesinde. Toplamda 16. 16. Yani Arılı sokak oldu orası, biliyorsun. Ha, bizim mahallemiz. Sokak oldu, evet. Bizim mahallemiz. Mahallenin adı tek oldu. Yukarı Fındıklı Mahallesi'nin Arılı sokak. Arılı sokak. Ha. Arılı sokak oldu sayın izleyiciler. Onu da belirtelim. Evet. Yani işte gördünüz, muhtarım çok güzel görev yaptığı için halk tekrar kendini muhtar seçmiş. Ancak vaatlerde de bulundunuz mu efendim? Buranın asfaltını yaptıracağınıza dair. Bulundum. En aşağı 5 yıldır bu asfalt tökülmesi için, yolun genişlemesi için, bunun için devamlı gidip gelip Büyükşehir'e müracaatte bulundum ve bu seneye söz verdiler. Bu sene inşallah burayı genişleme yaparak asfalt dökeceğiz diye bize söz verdiler. Ama başlamalar lazımdı. Yaz ayı geldi. Daha ya başlamadılar. Başlamalar lazım. Yoksa bitmez, kış gelir. Evet. Kışında asfalt dökülmüyor. Yani, doğru mu efendim? Yani. Kışında asfalt dökülmüyor. Köşeceğiz yazın evet. diye bize söz verdi. Evet. İnşallah. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'den rica ediyoruz sayın izleyiciler. Evet. Erzurum'da birçok ilçede gördük, sıcak asfaltlar dökmüş Mehmet Sekmen Belediye Başkanı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı. Ancak burada grup yolu var. 5-6 tane mahalle var. Doğru mu efendim? Evet. İrelide de. O iki yoldan hem burası bozuk hem burası bozuk. Yani o yoldan geldik, orada 6 tane mahalle var. Ancak yani ben bir defa geldim, dönecektim arkadaşlar. Araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'de gördüğüm üçüncü en bozuk mahalle yolu bu arkadaşlar. Onun için biz mutlaka bu yolun 2017 yılı yatırım programında yapılmasını istiyoruz. Erzurum milletvekillerini de bu konuda duyarlı olmaya ben davet ediyorum araştırmacı gazeteci olarak. Gerçekten yol tehlike arz ediyor. Öncelikle genişletilmeli. Evet. Çok dar olan yerler var. Menfez yapılması gereken yerler var. Mutlaka buralara menfez yapılmalı, genişletilmeli ve asfaltlanmalı diyoruz. Araştırmacı gazeteci olarak işte biz bir defa geldik. Canımız acıdı, doğru mu efendim? Evet. Buradaki vatandaşın Allah yardımcısı olsun diyorum. İnşallah 2017 yılında yapılır İnşallah. Diyorum. Başbakanımız Binali Yıldırım'dan da desteklerini beklediğimi belirtmek istiyorum. Evet. Bekleyeceğimiz başka konu var mı efendim? Bekleyeceğimiz konu işte bu yolun asfaltlanmalı diyoruz. Evet. Asfaltlanması. 2017 yatırım yılına alınan yolun mutlaka asfaltlanmasını istiyoruz. Muhtar arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Muhtarların Sesi gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için. Sağ ol. Allah razı olsun.